İngiltere'de yaşayan Türkiye'liler müjde. Leica Mobile ile Türkiye'de sabit hatları aramak artık cep yakmayacak. İngiltere'den Türkiye'yi aramanın en ucuz yolu Leica Mobile. Sevdiklerinizle dakika sınırlaması olmadan doya doya konuşmak istiyorsanız dakikası sadece bir peniden Türkiye'yi arayabilirsiniz. Leica Mobile, Ajans Britanya'yı sunar. Açılan yepyeni pencereniz Ajans Britanya'dan herkese merhabalar. Ajans Britanya bu hafta yine topluluk. Kültür sanattan keyifli röportajlara, güzellikten gündemde öne çıkan başlıklara kadar her şey birazdan ekranlarınızda olacak. Gündemde öne çıkan başlıklar neler? Mehmet senden öğrenelim. Teşekkürler Fatoş. Gündemdeki öne çıkan başlıklar bir hayli yoğun. İngiltere'nin başkenti Londra'dan, Londra'nın kuzeyinden çok güzel bir parktan herkese merhabalar. Bu hafta gündemde öne çıkan başlıklar arasında iş adamı Asil Nadir yer alıyor. Asil Nadir İngiltere'ye tutuklanmama garantisiyle geldi ancak önce gözaltına alındı ardından serbest bırakıldı. Kara kış İngiltere ve İskoçya'yı vurdu. Tüm detaylar birazdan sizlerle olacak. Önce özetleri alalım ardından Ajans Britanya'yı başlatalım. İş adamı Asil Nadir önce gözaltına alındı ardından serbest bırakıldı. Kara kış İngiltere'yi vurdu. Leica Mobile'den hediye yağmuru. Doğutaş Exclusive Londralı'nın hizmetinde. İş yeri açarken dikkat edilmesi gerekenler. Yeni yıl öncesi Londra ışıl ışıl. Fransa'nın başkenti Paris'te yeni yıl hazırlıkları. Özcan Dursun Müzik ve Sanat Evi'nden unutulmaz gece. Güzelleşmenin püf noktaları Mes Kuaför'den. A'dan Z'ye iş yeri dizaynı. Tamer Ulay'dan Ankara Anlaşması ile ilgili merak edilenler. Güncel gelişmeler, merak edilenler ve daha birçok konu. Hiçbir yere ayrılmayın. Çünkü şimdi Ajans Britanya zamanı. İngiltere'ye tutuklanmama garantisiyle geri dönen iş adamı Asil Nadir polis tarafından gözaltına alındı. Saatler sonra ise serbest bırakıldı. Asil Nadir kameralar karşısına çıktığında ise bir hayli sinirliydi. Should be deemed innocent until they're proven guilty. Are you innocent? Absolutely. Why do you think I'm here voluntarily? What message do you have to your creditors? Pardon? What message do you have to your creditors? I think you have to give me a little time before we go into all that. At the moment, we want to see go through this abuse of process situation. Asil Nadir İngiltere'ye ayak bastığında işte böyle suçsuzum demişti. Ancak aylar sonra tahliye koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle Nadir gözaltına alındı. Tutuklanmama garantisiyle İngiltere'ye yıllar sonra dönen Asil Nadir'in gözaltına alınma nedeni olarak tahliye koşullarını ihlal ettiği gerekçe gösterildi. Nadir saatler sonra serbest bırakıldı. Ardından kameralar karşısındaydı. Have you apologized? Why should I apologize? For God's sake, I've been the victim. And you're telling me why should I apologize? No, the authorities have apologized to me. Mr. Nadir, how do you feel about your arrest? Thank you very much. How do you feel, Mr. Nadir, about your arrest? Well, it's a great shame. It shouldn't happen. One's freedom shouldn't be attacked in this manner in this country. Thank you. Polypack adlı şirketin sahibiyken 34 milyon sterlinlik yolsuzluk yapmakla suçlanan 69 yaşındaki iş adamı Nadir, geçen Eylül ayı başında Old Bailey Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davasında şartlı tahliye edilmişti. Eylül ayındaki duruşmada hakim Nadir'in bileğine elektronik kelepçe takılmasına hükmetmiş ve gece yarısından sonra sokağa çıkma yasağı getirmişti. Yo-
Yoğun kar yağışı Britanya'yı etkisi altına almaya devam ediyor. Okullar tatil edildi, küçük çapta kazalar yaşandı ve havaalanları geçici süreyle kapatıldı. Haberimizi izliyoruz. Bu görüntüler Kuzey Kutbu'nda çekilmedi. Burası Büyük Britanya. Aşırı soğuk ve kar İngiltere ve İskoçya'yı teslim aldı. Termometreler sıfırın altında 20 dereceyi gösterirken soğuk ve kar yağışı ulaşımı vurdu. Birçok havaalanı kapandı, yolcular havaalanlarında saatlerce bekledi. Son 6 yılın en yoğun kar yağışıyla karşı karşıya kalan İngiltere'de birçok okul tatil edilirken yüzlerce trafik kazası yaşandı. Araçlar yollarda kaldı, trafik keşmekeşe döndü. Aşırı soğuk ve kar yağışı etkisini azaltırken ardında işte bu görüntüleri bıraktı. İskoçya'da kar işte bu manzaraların yaşanmasına neden oldu. Ancak kara alışkın olmayan Büyük Britanya'da öyle bir olay yaşandı ki hepiniz şaşkınlığa vuracaksınız. Kara alışkın olmayan İngiltere'nin Kent şehrinde öyle bir olay yaşandı ki şaşkınlığa vuracaksınız. Bir kadın 999 polis imdat hattını aradı ve bakın ne dedi. Well, I'm not sure exactly because I haven't been out to check on him for about 5 hours. I went out about 5 minutes ago to have a fag and he's gone. So it could be in the last 5 hours, but I know there's CCTV up this road. Who's gone, sorry? It's my snowman. Right, your snowman's been stolen. Yeah. Who's gone, sorry? It's my snowman. Evet, yanlış duymadınız. Kadın bahçedeki kardan adamın çalındığını ve polisin kardan adamı geri getirmesi gerektiğini söylüyor. Dahası konuşmaya ciddiyetle devam ediyor. Polis memuruysa şaşkın. Right, okay. In the last 5 hours. Well, 4 to 5 hours. I can't be sure exactly. And what do you mean? What, a snowman actually made out of snow or an ornament? No, he's made out of snow. I made him myself. Yaşanan olayın ardından ihbarı ciddiye almayan polis yetkilileri hattı gereksiz yere meşgul ederek birilerinin hayatına mal olabilecek bu aramayı sorumsuzluk olarak nitelendirdi. People needing assistance using the 999 system is for people to waste their time by calling 999 on an emergency line when really the matter is not an emergency. Who's gone, sorry? My snowman. Right, your snowman's been stolen. Yeah. Who's gone, sorry? My snowman.